Fenerbahçeli milli sporcudan şok eden taciz iddiası. Boksta Türkiye üçüncülüğü ve birçok önemli derecesi bulunan 500. K. yıllarca Fenerbahçe Spor Kulübü boks şube sorumlusu tarafından tacize uğradığını iddia etti. Çok sevdiği kulübünden kovuldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Hukuk mücadelesi veren milli boksör yaşadıklarını böyle anlattı. Boksta Türkiye üçüncülüğü ve birçok önemli derecesi bulunan 500. K. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde lisanslı boksördü. Yaklaşık 10 yıl spor hayatını devam ettirdiği kulübünde boks şube kaptanı tarafından tacize uğradığını iddia etti. Yaşadığı zor günlerin ardından da hukuk mücadelesi başlattı. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre kulübün boks şube sorumlusu tarafından taciz ve tehdit edildiğini, psikolojik tedavi görmeye başladığını belirten genç kadın yaşadıklarına kimseyi inandıramadı. Hatta, iftira, suçlamasıyla kulüpten kovulduğunu iddia etti. Adli tıp depresyona girdi. Hukuk mücadelesi başlatan 500. K. adli tıpın kapısını çaldı. Adli tıp raporunda milli sporcunun yaşadığını belirttiği olaylara bağlı olarak depresyona girdiği kaydedildi. Uzmanlar, olaylar sonrası genç kadının sağlığının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde bozulduğunu ifade etti. Raporda kadının yaşadığı olaydan şiddetli düzeyde etkilendiğinin altı çizildi. Savcılık soruşturma başlattı, kulüpte kendisine destek bulamadığını iddia eden 500. K. soluğu savcılıkta aldı. Aralık 2017'de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili cinsel taciz suçundan soruşturma başlattı. Boks şube sorumlusu 1000. Ö. şüpheli olarak Nisan 2018'de ifade verdi. Sporcunun başarısızlığı nedeniyle kulüpten ayrıldığını iddia eden 1000. Ö. kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Suçlamaları kabul etmedi. 1000. Ö. nün kulüpteki yönetim değişikliği nedeniyle pozisyonuna devam etmediği öğrenildi. Savcılık ise soruşturmasında her iki tarafı ve tanıkları dinledi. Adli tıp raporunu da dosyaya ekledi. FSTMEYCE yumuşak GİM, yaşadıklarını Habertürk'e anlatan 500. K. korktuğunu belirterek, intihar etme meyiline geldim, yıllarca tehdit ediyorlardı, kadın olmamı kullanarak, senin adın kirlenir, dediler, maça çıkarılmamayla tehdit edildim, pes etmeyeceğim, bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü ben zaten kaç yıldır hapis yaşadım, içinde hapis yaşadım, hala da yaşıyorum, dedi, kulüpteki arkadaşlarının da kendisine destek olmadığını söyledi. Sürecin takipçisi olacağız, avukatı Şeref Erdem Eren ise, bu süreç çokça kişinin başına gelmesine rağmen hiç kimse destek bulamadığı için bu konular kapatılıyor ve gidiyor. Sürecin takipçisi olacağız, peşini bırakmama gayretindeyiz, diye konuştu. Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.